Nasıl akış nasıl? Sizi gidiyor mu? İyi. Güzel başkanım. Müsaade ederseniz. Ahmet Aşık'ım var. Efendim görebilir miyim? Efendim buradayız. Thank you.
Işığı yakın ya. Fatih. Özgür. Hayır. Aşağıda böyle. Efendim aşağıda. Hayır. Abi karışmayın ya. Teşekkür ediyorum. Fatih. Arkadaşlar. Son taraf çık. Sağ olun. Hadi çık. Ramazan abi çık. Otur abi. Ramazan abi çıksana. Ramazan abi çeker misin? Şey yaptın mı? Sana şunu. Tamam. Şey alabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Çok güzel hayalimdi. Ben de çekeceğim. Siz çekeceksiniz efendim. Ben de çekeyim ya. Kim çekiyor? Kim çekiyor? Eşim çekiyor. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Hakan Bey. Neler söylemek istersiniz? Bir vatandaşlık görevimi yerine getirdim, oyunu verdim, gidiyorum. Sevgiler. Tamam. Bir güzel pozumuzu veriyoruz. Siz de yeni... İnşallah. Benim yerime sen bir şeyler söyle. Efendim, vatandaşlar bu seçimde ilk defa ana yargıtay için sandık başına geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dış politikanız ne için? Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Peki sonuç için herhangi bir bilgin, yani bir öneriniz, bir şeyiniz var mı? Bir fikriniz? Herkes kendi iradesi. Hadi baba, tamam. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Cem geldi. Evet. Müsaade eder misiniz kardeşim? Kolay gelmez. Kolay gelmez. Merhaba. Siz de olur mu kardeşim? Hoş geldin. Nasıl yapıyor? Müsaade eder misiniz arkadaşlar ya? Ya. Beyefendi. Sağ ol. Sağ taraf boş ya. Kimliğinizi unutmayın. Siz de basit de boş. Cem Bey. Seçim Cem Bey, birkaç cümle alsak. Halk oylaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Burada Eskişehir Zahu Yatu ile ilgili bu çok hakaret var içerikler şey oldu seçimle alakalı. Ne diyeceksiniz? Buna ilgili bir açıklamanız olacak mı efendim? Görüşürüz.
Bu biraz çabuk sürdü ya, diğerlerine göre. Hepiniz için iyisi olsun. Hepiniz için iyisi olsun. Şu mu? Ben seni televizyonlarda izliyorum yalnız, uzaktan. Eksik olma. Neler düşünüyorum? Hepimiz için iyi olsun diyorum çünkü zaten su akar, yolunu bulur her şekilde. Aklıma şey geldi, Erkan Yolacı yarışması. O iki kelimeyi söylemeyeceksin diye. Yani diyorum ya, su akar, yolunu bulur. Görüşmek üzere. Canlar Hanım, merhaba. Merhaba. Seçim temennisi alabilir miyiz efendim sizden? Halk oylaması ile ilgili. Herkesin temennisi aynı değil mi? Sizinki neydi efendim? Sizinki neydi? Bizimki gazeteciyiz, biz öyle bir şey konuşamayız maalesef. Niye? Siz oy kullandınız mı? Evet. Gençler. Ben kullandım. Ne, hangi, kime, nasıl bir oy kullandınız? Böyle bakarınız zaten. Kolay gelsin. Sağ olun. Telefon açalım. Yok, imza almadan da onlara vermiyor. Öyle mi? Tabii. Kolay gelsin, teşekkürler. Sağ olun. İbrahim Bey, birkaç cümle alsak. Atın efendim, oyunuzu gelince Hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Hayırlısı olur.
Hayırlı olsun. Kulağınız, temellerinizi alabiliriz acaba? Hayırlısı olur inşallah. Yani önemli bir gün. Herkesin bütün değerlerini ve gelecek düşüncelerini ortaya koyup adam akıllı düşünerek karar vermesi gereken bir gün. Zaten kararını herkes önceden vermişti. Bugüne kalmaz kolay kolay. Hayırlı olsun. Evet. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlısı olsun. Az önce paravanın arkasında galiba mührü unuttunuz. Evet. İyi günler, kolay gelsin. Hoşçakalın. Hiç katlamadan koyup tercih ettiğiniz üzerine. Doğru mu? Evet. Evet. 190. Evet. Şeyden siz bir imza yapın. Evet. Hiç fark etmez. Ne söyleyeyim işte, vatandaşlık görevi yaptık, evimize gidiyoruz. Başka bir şey söylemeyeceğim. Vallahi heyecanlıyız. Ülkenin önemli kararlarından biri. Biz de geldik, görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Ülkemiz için en güzel neyse olsun. Selfie yap, selfie yap. Selfie yap. Keşke annemi de çeken olsaydınız. O sen 2 yaşında oy vermeye geldi. Evet, gerçekten. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kafamda hiçbir şey yok, inanın hiçbir şey yok. Hafiften bas. Kameraya bak.
de var. Allah kolaylık versin. Referandum AK Parti ile muhalefet arasındaki bir savaşın referandumu değildi. Ya da Tayyip Erdoğan'ı sevenlerle sevmeyenler arasında yapılan bir referandum da değildi. Türkiye'yi bir vücut olarak düşünün. Bizler de bu vücudun içerisinde yaşıyoruz. Bu vücudu oluşturan organlar var, dokular var. Ve bu organları ve dokuları oluşturan birer hücreleriz biz. Farklı organ ve dokulara da sahip olmuş olsak da hepimiz aynı vücudun içerisinde yaşıyoruz. Bu vücut ise artık hastalanmıştı, yorgun düşmüştü ve sağlam olması için bir reçete yazılması gerekiyordu. Ve bu yazılan reçeteye de baktığımızda böyle mantığa, zekaya ve vicdana aykırı herhangi bir şey görmedim. Ve oyumu da daha güçlü bir Türkiye olması için o doğrultuda kullandım. Evet. Şöyle. Şöyle alalım. Evet. Sen bir şey, o taraftan tutaydın. Vatanım için, bütün İslam alemi için inşallah güneş üstümüze doğacak diye düşünüyorum. Sandıklardan eve çıkacak diyorum. İstikrar ve istikbal için sandığa gideceğiz. Rabbim hayırlısını nasip etsin diyorum. Bugün kamyon kullanamıyorsunuz ama yine kamyonunuzda. Evet, evet. Neden kullanamıyorsunuz? Kolum kırıldı 2 ay önce. Kolum alçıdaydı. Onun için. Yoksa bu kamyonu kullanıp o yatacak olduğum yere kadar gidecektim ama Rabbim izin vermedi. O akşam izin verdi ama şimdi vermedi. Yine vatandaşlar toparlayacak mı? Tabii ki. Tabii ki evet. Sizden vatandaşlar istediler mi gidelim diye bir şey dediler mi? Yani kimi röportaj edenler söylediler, istediler ama o zaman da alçıdaydı. Yani olmadı. Komşularınızı geçen defa Taksim'e götürmüştünüz. Evet bak o komşum da orada. Evet. Bak orada dikiliyor. Evet. Evet şu anda için kamyonu kullanmak ister miydiniz? Gitmek ister miydiniz? Tabii ki. Böyle tabii. Vatandaşlar yine kamyonu doldurmak aynen, ister miydiniz? Aynen, aynen. Evet, evet. Nasıl bir duyguydu o? Vallahi o duyguyu size anlatamam. Çok duygulandım, çok ağladım. 15 Temmuz gecesi benim için çok zor bir geceydi. Çok karanlıktı. Rabbim bir daha yaşatmasın diyorum. Şimdi 15 Temmuzların olmaması için oy kullanıyorsunuz. Evet, oy kullanacağız. Rabbim hayırlısını nasip etsin diyorum. 15 Temmuz'da da böyle mücadele verdik. Odur budur da ayaktayız. Evet. Ama kamyondan yine vazgeçmiyorsunuz. Aynen evet. Evet kamyonumuz evet. Müzeye gitti ama tekrar aldık. Kamyon aldınız tekrar. Evet. Şimdi sandık başına diyorsunuz. Evet. Allah izin verirse oyumuzu atmaya gidiyoruz. Evet bekliyoruz. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlısı olur inşallah. Evet, oy atmaya gidiyoruz. Hadi. Kapatın. Kapatacağız. Sen çıkacaksın. Evet, çıkacağım. Çocuklar bir çıkın ya, bir çıkın, bir çıkın. Boşadım burayı. Bir çıkın. Amcanın akrabalarından biri var mı? Bir tane akrabası gidecek. Biz kapatalım. Kapatalım kapıyı. Kapatalım, kapatalım. En son bir satar. Bak önce bu kapıyı. İsterseniz imzasını kendisinden alın. Tamam hocam, siz sandığı götürün. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan!
Her zaman beraberiz. Bu coşkuyla, bu duyguyla yola edildi. Kazanan Türkiye olmuştur. Kazanan gözü Türkiye'de olan... yurduna ve kurucusu olduğu partiye